Günün yorumundan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, bugün size Melih Gökçe'yi anlatacağım. Hatırlarsanız geçen hafta yeniden Milli Mücadeleciler Hareketi'nden, daha doğrusu Milli Mücadele Birliği'nden bahsetmiştim. Yeniden Milli Mücadeleciler, onların bir dergisinin ismiydi. Neyse, bu ayrıntıya çok girmeyelim. Orada çok önemli isimler geçiyordu. O önemli isimlerden bir tanesi de Melih Gökçek'ti. Takipçilerim Melih Gökçek'in biraz daha ayrıntılı anlatılmasını talep ettiler. Benim de zaten planlarım arasında vardı. TR724'te hakkında epeyce yazı yazdığım, portre yazdığım isimlerden bir tanesiydi. Son gelişmelerle birlikte bugün size Melih Gökçek'i anlatacağım. Melih Gökçek, Türk siyasi hayatına en hızlı giren, en hızlı yükselen ve geleceği en parlak, en genç siyasilerden birisi olarak görülüyordu. Geleceğin lider adayları arasında ismi zikrediliyordu. Bunu başarabilecek, bunu yapabilecek neredeyse her şeye sahip olarak görülüyordu. Bir kere lise çağlarından itibaren siyasi bir geçmişi vardı. Adalet Partili bir babanın Adalet Partisi'nde yerel yönetici olarak Gaziantep'te görev yapmış bir babanın oğlu olarak siyasetin içine doğmuştu diyebiliriz. Sonralarında hemen ilk gençlik yıllarından itibaren Mücadele Birliği Hareketi içinde yer aldı. Aykut Edebali'nin liderliğini yaptı. İçinden Taha Akyol'u, Cemil Çiçek'i, Atilla Yayla gibi isimleri çıkaran ve bugün Türk siyasi hayatında ve Türk medyasında çok önemli köşe başlarını, işte Ahmet Taş getireni de sayabiliriz, medya deyince aklımıza geldi. Çok önemli köşe taşlarını yetiştiren bir hareketin içerisinde büyüdü. Mülkiye'ye girdi, sonra gazetecilik tahsili aldı üstüne ve çok genç yaşta Mücadele Birliği'nden ayrıldıktan hemen sonra yine Mücadele Birliği içerisindeki arkadaşlarının, abilerinin dayanışmasıyla ANAP'a geçti. Turgut Özal'ın bir anlamda prenslerinden birisi oldu, bürokratlarından birisi oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun genel müdürü oldu. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu. Oraya da geçişinde gene Mücadele Birliği'ndeki abilerinden bir tanesi ya da arkadaşlarından bir tanesi Necmettin Türünay'ın etkisi olmuştu. Keçiören'de belediye başkanı olan bu genç adam bir anda siyasette ikbali açıldı, öne açıldı. O da fırsatları iyi değerlendirdi. ANAP'ta önünün çok açık olmadığını görünce bilhassa Turgut Özal'ın siyasetten biraz daha dış kulvara geçmesi, köşke çıkması, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ANAP'ta ikbalini çok parlak görmedi. Çünkü Mesut Yılmaz muhafazakar isimlere çok sıcak bakan bir genel başkan değildi. Bir de zaten kendisi genç lider adayları arasında gösteriliyordu. Bir anlamda rakip olabilecek Melih Gökçek gibi isimlerin orada barınması çok kolay olmayacaktı. O da yükselen yeni bir treni yakaladı Melih Gökçek ve Refah Partisi'ne atladı. Refah Partisi'nden Ankara Milletvekili olarak seçildi. Sonra da ilk seçimde 1994 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'u kazandığı bu seçimler Refah Partisi'nin patlama yaptığı seçimlerdi hatırlarsanız. Ve en önemli patlama yerlerinden bir tanesi de Ankara'ydı elbette. Çünkü genelde sosyal demokrat isimlerin yönettiği bir şehirdi Ankara. Orada Refah Partisi'nin seçimi kazanması büyük bir sürprizdi. Bunun Refah Partisi'nin yükselişiyle birlikte Melih Gökçek'in o dinamizminin de çok önemli payı vardı Ankara'yı kazanmakta. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ki o günlerde dediğim gibi iki kişinin kaderi bir anlamda hem birleşti hem ayrıştı. Recep Tayyip Erdoğan'la Melih Gökçek iki kefedeki iki kişi gibi göründü ve birbirlerini dengelemeye başladılar. İki fotoğraf üzerinden aslında bu ilişkiyi anlatmak istiyorum. Bir tanesi o ilk günlerde yani birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve öbürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldukları günlerde çekilmiş bir fotoğraf var. Bir kanepede birlikte oturuyorlar. Çok samimi bir poz ve bu samimi pozdan o günlerde çokça çekildi. Fakat Recep Tayyip Erdoğan da gelecekte Milli Görüş Hareketi'nin o siyasi geleneğin lider adaylarından bir tanesiydi. Kendisini böyle konumlandırıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın da önlenemez yükselişi Melih Gökçek'le birlikte başladı. Aslında o dönemde iki birlikte koşan at gibi düşünebiliriz Melih Gökçek'i ve Tayyip Erdoğan'ı. Ama birisinin iki adım öne geçmesi, birisinin partiyi alıp sürüklemesi, birisinin lider olması ve Türkiye'yi yönetmesi gerekiyordu.
talih bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne güldü. Kendisine belediye başkanı iken okuduğu bir şiirden dolayı verilen 4 aylık bir hapis cezasından dolayı bir anda bir mağduriyet kalkanı, bir mağduriyet makamına da yükselmiş oldu. Melih Gökçek de bu anlamda ayrışmış oldu. Melih Gökçek ise tam tersine devletle daha barışık, devletin içerisinde daha fazla irtibatları olan, daha fazla ilişkileri olan bir kişi olarak görünüyordu. Melih Gökçek ve Milli Mücadeleciler, Mücadele Birliği elemanları bunu bir artı olarak, bir avantaj olarak zaten kullanmaya çalışıyorlardı. İnkar edilecek bir şey de değildi. Yani devlet zaten geçen hafta anlatmıştım, onların bölünmesinin, ayrışmalarının, parçalanmalarının bir sebebi de içlerinde sen daha fazla devletçisin, sen devletin ajanısın, hayır sen devletin ajanısın türünden bir tartışma çıkmış olmasıydı. Ama hiçbir zaman da devletten uzak, devletten farklı, devlete rağmen bir hareket olmadı Mücadele Birliği. Devletin hangisi daha fazla içindeydi ya da devlet hangisinin daha fazla içindeydi, bu tartışma hala devam ediyor. Melih Gökçek, Ankara'da bilhassa Ankara bürokrasisindeki ilişkilerini kullanarak daha öne geçebileceğini, Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakabileceğini düşünüyordu. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaşadığı mağduriyetleri bir anlamda fırsat olarak da görüyordu. Yani Hürriyet Gazetesi'nin attığı o çok bilinen, çok konuşulan manşete dayanarak söyleyecek olursak, Melih Gökçek de aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın artık muhtar bile olamayacağını düşünenlerden biriydi. Ya da en azından bunu isteyenlerden, arzu edenlerden bir tanesiydi. Bilhassa AKP'nin kapatma davası dönemlerinde ya da AKP'nin Ankara'daki vesayetçi bürokrasi, oligarşik bürokrasiyle karşı karşıya geldiği dönemlerde Melih Gökçek'in o vesayetçi bürokrasinin bu sefer başarması için dua ettiğine dair iddialar var. Bu iddiaları ne kadar doğrulatabiliriz bilmiyorum ama şurası kesin ki AKP kurulduğunda Melih Gökçek AKP trenine binmek istemedi. Kendi siyasi hareketini, kendi etrafında örgülenmiş bir siyasi partiyi kurgulamak istedi. Fakat Tayyip Erdoğan çok daha hızlı davrandı ve çok daha hızlı yol aldı. Bunda tabii ki şeyin de çok önemli payı var. Refah Partisi içerisindeki yenilikçi hareketin lideri olarak bir anlamda ön plana çıktı. O yenilikçi hareketin sahip olduğu belediyeler vardı. O yenilikçi hareketin sahip olduğu millet meclisindeki vekillikler vardı. Onun için çok daha hızlı örgütlendi. Bir de Melih Gökçek hemen hemen hayatının tamamını Ankara'da geçirmiş. Ankara entrikalarını çok iyi bilen birisiydi ama Recep Tayyip Erdoğan yerel siyaseti iyi bilen, yerelde daha kolay örgütlenen bir siyasi lider olarak ön plana çıktı. Melih Gökçek dediğim gibi AKP'ye, AK Parti'ye neredeyse en son katılan kişilerden bir tanesiydi. Recep Tayyip Erdoğan da onu aslında zaten partiye almak için çok da hevesli, çok da gönüllü değildi. Ama Melih Gökçek'e rağmen Ankara'da seçimi kazanamayacağını çok iyi biliyordu. O da bir anlamda kerhen, bir akıl evliliği yaptılar. Bir aşk evliliği değil de bir akıl evliliği şeklinde ikisi bir araya geldi. Yani Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak ya da Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmemek şartıyla AKP'ye katılmış oldu. Bu katılmadan sonra yine aralarındaki soğukluk, yine aralarındaki gerginlik devam etti. Neredeyse her yerel seçimler öncesinde Melih Gökçek'e artık adaylık yapılmayacağı, aday gösterilmeyeceği mesajları verildi. Melih Gökçek ise tam tersine aday olmak için bir kısım şeyler yaptı ve aday olma için şartları sonuna kadar zorladı. Mesela AKP'nin bir dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi çok ön plana çıktı ve artık bu sefer Melih Gökçek'in yerine o geçecek diye düşünülen Keçiören Belediye Başkanı'nın bir anda kasetleri ortaya çıktı ve bir anda adam siyasette gömüldü, siyasetten geri adım atmak zorunda kaldı ve adaylığı da suya düştü. Bu son dakika golünden sonra AKP, Erdoğan yeni bir aday bulmakta zorlandığı için bir de Melih Gökçek'in başka partiye geçerek ya da bağımsız olarak seçime girip
kendisi kazanamasa bile AKP'ye seçimi kaybettirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görünce Kerhem bir kez daha aday yaptılar Melih Gökçek'i. Melih Gökçek bu adaylık süreçlerinden sonra Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir anlamda da kuşatılmaya devam etti. Melih Gökçek kendi siyasi hareketini örgütleyebilecek maddi imkanlara sahipti, finansman imkanlarına sahipti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığına benzer bir havuzu, o benzer bir finansman sistemini o da Ankara'da kurmuştu. Bütün ihaleleri, daha doğrusu ihalelerin büyük bir kısmını verdiği bir inşaat şirketi vardı, Söğüt İnşaat. Söğüt İnşaat'tan dolayı son dönemlerde, belediye başkanlığının son dönemlerinde canı da sıkıldı, başı da ağrıdı. Söğüt İnşaat'a operasyon yaparak Erdoğan aslında Melih Gökçek'in hayat damarlarını kurutmaya çalıştı. Çok önemli bir iddia dolaştı ortada. Milli İstihbarat Teşkilatı'na Melih Gökçek kaldırılarak 2 gün orada misafir edildi. Bunun karşılığında yurt dışındaki 650 milyon dolar ne oldu Türkiye'ye getirdi. Aynı şekilde Söğüt İnşaat da itiraz edemedi. 400 milyon dolar da onlar bir şekilde Türkiye'ye getirdiler. Bunlar zaten kara paraydı ya da işte gizli bir biçimde Melih Gökçek'in havuzunda biriktirilmiş paralardı. Melih Gökçek'in belediye başkanlığı çok tartışmalarla geçti. Çok tartışmalı belediye başkanlığı yaptı. İnişli çıkışlar oldu. Bir anlamda başarılı bir belediye başkanıydı ama olduğundan çok daha başarılı gösterme kapasitesine de haizdi kendisi. Olduğundan daha başarılı, olduğundan daha güçlü bir siyasetçi, daha güçlü bir belediye başkanı olarak ortaya çıktı. Bu mesajı verebildi sahip olduğu medya desteği sebebiyle. Çok tartışılan icraatları oldu. Mesela işte Anka Park diye bir proje yaptı. 450 milyon dolar harcadığını kendi söylüyor. Daha sonraki belediye başkanı Mansur Yavaş bunun 750 milyon dolar olduğunu söylüyor. Ama Melih Gökçek bunu 450 milyon olarak ifade ediyor. Hem de katıldığı bir televizyon programında ilginçtir. 450 milyon doları çok küçümseyerek söyledi. Yani 450 milyon dolar harcadım, çok mu harcamışım dedi. Melih Gökçek'in belediye başkanlığından inmesi de çok rutin, çok doğal bir görev değişimi süreci değildi. Hatırlarsanız 2019 seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki belediye başkanları içerisinde metal yorgunluğu var. Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu olduğunu iddia ettiği belediye başkanlarından bir tanesi de Melih Gökçek'ti. Diğeri İstanbul'da Kadir Topbaş'tı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ya da Düzce gibi küçük belediyeler de vardı. Daha küçük şehirlerin belediyeleri de vardı. Ama Kadir Topbaş biraz da Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıdığı için olacak. İlk istifasını verenlerden bir tanesiydi. 3 kişi direndi. Bursa, Balıkesir ve Ankara. Bilhassa Ankara'nın direnişi Tayyip Erdoğan'ı çok kızdırdı ve sonucuna katlanırlar gibi Hürriyet gazetesinde manşetler attırdı. Bu tür beyanatlar verdi ve Melih Gökçek'i istifaya zorladı. Sonunda Melih Gökçek Erdoğan'la yaptığı bir görüşmeden sonra istifasını açıklamak zorunda kaldı. Benzer bir durumda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifasını açıkladı, basın toplantısında ağladı ve ailemle tehdit edildim dedi. Bundan dolayı istifa etmek zorunda kaldım dedi. Melih Gökçek'i acaba neyle tehdit ettiler? Herhalde o hakkında işte MİT'e götürülme, MİT'te 2 gün misafir edilme iddiaları doğru olabilir ki Melih Gökçek de istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü istifa etmemek için epeyce direndi. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kolay bırakabilecek insanlardan bir tanesi değildi. Çünkü hayat memat meselesiydi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Melih Gökçek'in aslında varlığını borçlu olduğu yerdi diyebiliriz. Zaten Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan tard edildikten sonra da şu anda siyasi hayatta yok diyebiliriz. Yani şu anda Mesut Yılmaz,
Melek Gökçek diye affedersiniz Mesut Yılmaz dedim. Melek Gökçek diye bir figür, bir aktör Türk siyasi hayatında yok. Yok edildi. Ve yok edilirken de aslında kötü bir biçimde yok edildi. Onursuzca yok edildi. O şeyden, makamdan rencide edilerek indirildi. Ve bu rencide edilmeden sonra Melek Gökçek'in tepkileri, tavırları merak ediliyordu. Melek Gökçek buruşacak mı? Melek Gökçek buruşarak mı çekilecek? Yoksa ne olacak? Ya da kendisini unutturacak mı diye beklenirken Melek Gökçek daha önceki o mücadeleci şeyinden, kimliğinden hiç beklenmeyecek bir biçimde ve siyasi hayatı boyunca o didişen, mücadele eden, korakor, işte çatışan, çatışmacı kimliğinden bir anda sıyrıldı. Bir anda o kimliği bıraktı ve süklüm püklüm Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse sosyal medya trollerinden bir tanesi haline geldi. O kadar ki mesela Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı koronanın ilk başladığı dönemde işte 65 yaş üzerine kolonya ve galiba şey maske, koruma maskesi, koronaya karşı maske dağıttı. Böyle bir poşet içerisinde yaşlılara gönderildi. O da ayrı bir ucube bir şeydi. O kadarcık bir şeyin üstüne kocaman bir poşet ve Cumhurbaşkanı'nın hediyesi falan diye yazmışlar. Melih Gökçek o poşeti aldığında hani bayram hediyesi almış, çocuklar gibi sevindirik olup bir Twitter paylaştı, bir video paylaştı. O video içerisindeki ifadeleri gerçekten dikkat çekiciydi. Gerçekten hani inanılmazdı. Tebaasını unutmayan sevgili Cumhurbaşkanımız, saygılarını arz ediyorum filan. Oradaki teba kelimesi de önemliydi ve herkes ona takıldı. Yani ne demek, yani ne tebaası, değil, demokrasi değil. İşte bu iki kare, bu iki fotoğraf, yani o koltukta, kanepede Mesut Tayyip Erdoğan'la birlikte olduğu fotoğrafla Tayyip Erdoğan'ın karşısında iki büklüm, ellerini kavuşturmuş, biraz omuzlarını düşürmüş, öne doğru eğilmiş ve temenna duran iki fotoğraf aslında Melek Gökçek'in başlangıç ve bitiş noktasını özetleyen iki fotoğraftı. Görevden ayrıldıktan sonra da Mustafa Tuna, onun yerine vekaleten belediye başkanlığına getirilen kişi mesela bir anlamda sopanın ucunu gösterdi. Yani aba altından sopa gösterdi Melek Gökçek'e. Mesela ne dedi? İşte eskiden 30.000 TL olan harfiyat gelirleri ben geldikten sonra bir anda 15 milyona çıktı. Düşünebiliyor musunuz? 30.000 TL nerede? 15 milyon nerede? Melek Gökçek, bana herhalde hırsız demeye çalışıyorsunuz. Ben bunu sizin yanınıza bırakmam, tozunuza atarım. Partim zarar görmesin diye ben susuyorsam, yani bunu da çok fazla şey yapmayın, beni çok zor durumda bırakmayın. Konuşmak zorunda kalırsam partim de zor durumda kalır türünden şeyler söyledi. Melek Gökçek'in aslında ipini çeken önemli olaylardan bir tanesi de şuydu. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'a karşı sanki teslim olmuş, sanki teslimi silah etmiş ve parti hiyerarşisini kabul etmiş gibi davranırken öbür taraftan el altından kendi projelerini uygulamaya çalışıyordu. Bir tanesi elbette ki finans projeleriydi. Çünkü o parayı alternatif bir siyasi oluşum için, alternatif bir siyasi hareket için topladığını herkes biliyordu. Nitekim Tayyip Erdoğan da bunu yapmıştı. İkincisi de mesela oğlu üzerinden bir kısım projeler yürütmeye çalışıyordu. Oğlunu Ankara Ticaret Odası Başkanı yapmaya çalışıyordu. Bunun için epeyce uğraştı Osman Gökçek'i Ankara Ticaret Odası Başkanı yapmak için. Gürsel Baran, Erdoğan ailesinin akrabalarından bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Emine Erdoğan'ın akrabalarından, eniştelerinden bir tanesi. Ona karşı yarışacak kadar işi ileriye götürdü Melek Gökçek ve oğulları. Elbette ki seçimi kaybettiler. Tayyip Erdoğan ama bunu bir kenara yazdı ve Melek Gökçek'i kısa bir süre içerisinde ipini çekti. Melek Gökçek'i anlatan, hele son dönemlerdeki o uçuk kaçık Melek Gökçek'i bir sosyal medya fenomenine, ama hani olumlu anlamda da bir fenomen değil, olumsuz anlamda bir serseri mayın gibi dolaşan sosyal medya fenomenine dönüşmesinin en önemli, en bunu anlatan örneklerden bir tanesi depremle ilgili söyledikleri.
Melih Gökçek yabancı gazetecileri de Türkiye'ye getirerek, yabancı gazetecileri bir basın gezisinde Ankara'da ağırladığı zaman da bunu yaptı. Daha sonra defalarca televizyon konuşmalarında dile getirdi, sosyal medya paylaşımlarında dile getirdi. Depremi Amerika ile işbirliği halindeki FETÖ'nün yaptığını söyledi. 99 depreminin de Amerika ve İngiltere tarafından yapıldığını, 15 Temmuz'da başarılı olamayan FETÖ'nün Amerika desteğiyle yeni bir deprem planladığını ve bu depremi gerçekleştireceğini söylüyordu. Adres de, tarih de veriyordu. Hatta nerede, Anadolu'da, işte Çanakkale'de ya da başka yerde küçük bir deprem olduğunda hemen oraya fokuslanıyordu. İşte orada bir gemi var, orada işte birileri vardı. Onlar ilk denemeyi yaptılar falan gibi şeyler söylüyordu. Fethullah Gülen'in de cinlerini kullanarak depremi tetikleyeceğini, cinlerini kullanarak birçok şeyi yapacağını öne sürüyordu. Bir anlamda Melih Gökçe'yi insanlar tanımakta da zorlanmaya başladılar. Gerçek yüzüm ortaya çıktı. Kendini deliliğe mi vurdu? Yoksa hani mücadele edecek gücü ve enerjisi olmadığı için, cesareti olmadığı için artık bu şekilde böyle uçuk kaçık şeylerle hani ters manyel yaparak, ters kontak yaparak Erdoğan'a muhalefet etmeye mi çalışıyor? O kadar çok hakkında tez var ki hangisinin doğru olduğunu anlamak mümkün değil. Ama ortada bir fotoğraf var. O fotoğraf neredeyse aklı dengesini kaybetmiş. Kaybettiği iktidarla birlikte, kaybettiği kesilen para hortumlarıyla birlikte bir anlamda bir meczuba dönüşmüş bir siyasi kişilikten bahsediyoruz. Melih Gökçek fotoğrafını önümüze aldığımız zaman. 15 Temmuz'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli cümlelerinden ve 15 Temmuz'u özetleyen cümlelerinden bir tanesi, 15 Temmuz Allah'ın bir lütfu. 15 Temmuz Allah'ın lütfu cümlesini, ifadesini sadece hizmet hareketini, Gülen cemaatini tasfiye etmek için kullandığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan ülkedeki her şeyi tasfiye etmek için orduyu, siyaseti, diplomasiyi, dış politikayı, eğitimi, polisi, emniyeti, her şeyi tasfiye etti 15 Temmuz'un sağladığı o lütuf sayesinde. Ama bir şey daha yaptı, Melih Gökçe'yi de tasfiye edebildi. Şayet 15 Temmuz'un sağladığı o iktidar, 15 Temmuz'un sağladığı o orantısız güç olmasaydı, eminim Melih Gökçek Tayyip Erdoğan'a bu kadar kolay teslim olmazdı. 15 Temmuz'dan sonra Melih Gökçe'yi içeriye atmak, cezaevine atmak, hatta ağırlaştırmış ömür boyu müebbet hapis cezası vermek o kadar kolaydı ki, Gülen hareketiyle AKP'deki neredeyse bütün siyasilerin olduğu kadar, Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu kadar onun da ilişkileri vardı. Sadece bunu gerekçe gösterip tutuklamaya sevk edecek bir savcıya, bir mahkemeye ihtiyaç vardı. Hatta bu konuda belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, onu kaybettikten sonra hakkında bir soruşturma açıldı. O soruşturma için ifade verdiği çıkarken, yani şayet bu ülkede birileri bu suçla suçlanacaksa en sona kalacak iki kişi vardır. Biri benim, biri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demişti. Melih Gökçek siyasi hayatımızın, yakın siyasi tarihimizin önemli figürlerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda yakın siyasi tarihi okuyabileceğimiz gelgitleri, o siyasi tarihi okuyabileceğimiz tsunamileri, fırtınaları bizzat yaşamış bir portre, bir örnek. Melih Gökçe'yi anlattığımızda aslında yakın siyasi tarihimizin o tsunamilerini, o gelgitlerini de anlatmış oluyoruz. Melih Gökçe'yi size olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. Melih Gökçek ancak bu kadar kısa anlatılabilir. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha kolay, çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Tekrar teşekkür ederim.